Çözün artık taşlaşan kalplerinizi. Hemen her gün ülkemizin gündeminde farklı bir konu oluyor. Ama konu ne olursa olsun ortaya çıkan bir manzara var ki gündemde olan konudan çok daha mühim bir durumun varlığını ortaya koyuyor. Sevgisizlik ve öfke birçok insanın kalbini taşlaştırmış, vicdanlarını köreltmiş. Korumaktan, kollamaktan, fedakarlık yapmaktan, çile çekmekten, sevmekten, değer vermekten alınan derin zevklerin hepsini bir kenara koymuş. Varsa yoksa kavga isteyen insanlar bunlar. Şairin dediği gibi her şeye düşmanlar. İnsanların hangi arada bu kadar öfkeli, kinli, kavga meraklısı, anlayışsız hale dönüştüğünü bilemiyorum. Bu öfkeyle nasıl rahatsız olmadan yaşayabildiklerini de. Ama bunun ciddi bir bela olduğunun farkındayım. Gelin biraz makul bir değerlendirme yapalım ve öfkeyle taşlaşan kalpleri çözmek için gayret edelim. Dünya hayatı çok kısa. Bu kısa vakitte kaliteli ve güzel yaşamak da, sıkıntı ve acı içinde olmak da insanın kendi gösterdiği ahlaka bağlı. Öfke güçlü bir duygu. Bir tür şehvet adeta bazıları için. Ama öfkenin şehvetine kapılarak geçirilen bir an, insanın vicdanını sıkan binlerce saate eşit. Affetmek, sevmek, merhamet etmek ise ruha şifa. Hiçbir ilacın yerini tutamayacak kadar iyi geliyor tüm hücrelere. Müthiş bir zevk. Öfkelendiğiniz her anda bu zevki yaşamaktan mahrum kalıyorsunuz. Sürekli sevinmek istediğinizi anlatıyor ve insanların hainliğinden şikayet ediyorsunuz ya, bunun değişmesi için önce sizin sevmeniz ve şefkatli olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Sevinmek çok keyiflidir. Şımartır insanı, hoşuna gider, zevklidir. Ama sevmek karşılıksız candan, sonuna kadar sevmek çok daha kıymetlidir. Çünkü sevmek derinlik gerektirir. Derinlik aldıkça daha çok sever insan. Sevdikçe daha çok sevmek ister. Sevgiyle bakmayan insanın güzelliklerin farkına varması ve görmesi mümkün değildir. O yüzden yüz binlerce güzelliğin ve nimetin içinde yaşanmasına rağmen birçok insan sadece olumsuzlukları görür. Ve gördüğü o olumsuzlukları büyüte büyüte kendi içinde bir belaya dönüştürür. Sevmenin tadını bilmeyen insan yaşamıyordur. Bedeni hayati fonksiyonlarını yerine getirse bile adeta bir bitkisel yaşam içindedir. Sevmeyi bilmeyen insan için insan harcamak kolaydır. Affedip kazanacağına bir kalemde silip yok eder. Yok ede ede yapayalnız bir hayatın içine atar kendini. Bir ömrü sevecek ve dost olacak tek bir insan bile bulamadan geçirmek ise çok büyük bir azaptır. Sevmeyi bilmeyen insan sevgi için emek vermesi gerektiğini de bilmez. Sevgi kendi kendine oluşur gelişir zanneder. Oysa sevmek için sabretmeyi, affetmeyi, değer vermeyi, takdir etmeyi, güzel görmeyi, saygı duymayı bilmek gerekir. Tüm bu güzel özellikler bir arada olduğunda sevgi gerçek manada oluşur. O yüzden gerçek sevgiyi bilenin ruh kalitesi çok yüksektir. Çünkü üstün bir ahlakın neticesinde bir nimet olarak sevgiye kavuşur. Biz ideallerimizin en başına önce Allah için sevmeyi, güzel ahlaklı olmayı yerleştirelim. Allah bizden affedici olmamızı, merhamet etmemizi, insanların halinden anlamamızı, sabırlı davranmamızı, güzel söz söylememizi, şefkat göstermemizi, saygı duymamızı, değer vermemizi istiyor. Biz bu ahlakı gösterdiğimizde ancak dertlere derman olabiliriz. Biz bu ahlakı gösterdiğimizde tüm dünya için barışı sağlayabiliriz.